Hoş bulduk. Benim eve oturmaya gelmiş gibi böyle kenarda falan durup bir alkış alalım bu güzel ikiliye. Evet, ekrandan bir kere daha söyleyelim. Gerçekten göründüğü kadar yakışıklı bir adam, göründüğü kadar güzel bir kadın. Ve muhteşem bir ilişki, muhteşem bir çift. Bugün onlarla ilgili oturup sohbet edeceğiz. Ben öncelikle ikinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Daha önce bir çift olarak bir programa katılmış mıydınız? Yok, hayır, katılmadım. İlk defa oluyor. İlk defa bugün onları yan yana göreceğiz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış daha alıyoruz onlar için. Bir böyle alayım. Çok güzel bir çift. Ben sevgili Sedef'le reklamlarda da biliyorsunuz beraber oynuyorum. Maldivlere 3 sene oldu. Gidip geliyoruz. Bu sene 4. seneyi gideceğiz. Kıvanç'ı daha sonradan tanıdım. O da geçen sene geldi eşiyle beraber. Eşlik etti bize. Sedef herhalde işte bizim de son dönemde görüp görebileceğimiz en aklı başında, en doğru düzgün. Teşekkür sohbeti, ederim. Tavrı, tarzı biraz sessizdir. Kıvanç da biraz sessizdir. Hiç daha önce kendi aranızda sohbet etme imkanı buldunuz mu? Yani konuşabildiniz mi? Tanıyor musun yani eşini? Hiç konuşabildiniz mi? Hocam evde falan sessiz misinizdir? Yani hiç konuşuyor musunuz evde? Yani tabii sessiz değiliz. Yapı olarak belki sessiz görünüyoruz ama tabii ki hani kendi aramızdaki diyalog farklı. Kendi aramızdaki diyalog farklı. Yani. Mutlu musunuz? Mutluyuz tabii. Allah neden aşkına. Seviyorsun Sedef'i? Yani en çok neyini seviyorsun Sedef'in? Valla bir sürü şey var da şimdi hani... Bir tane, iki tane bir şey bizim için ortaya. Yani. Masumiyetini diyeyim, bilmiyorum. Güzel. Yani... Sedef sen? Şimdi iltifat şeyim oldu. Bir tane öyle bir şey yapacağız. Ne o? Zor bir soruymuş. Ya insanlığını seviyorum, çok iyi bir insan. Çok dürüst, sadık. Sayayım mı? Sayma. Bu kadarı yeter. Bu kadarı yeter. Ağlayacağım yani. Şimdi hani... sahneye. Kıvanç Kasabalı ve sevgili Sedef Avcı. Efendim, eskiden balerin olmak istiyormuşsun ama olamamış. Doğru mu? Yani 8-9 sene yaptım ama kemik yapımından dolayı bırakmak zorunda kaldım. Oyunculuğa reklamla başlamışsın. Böyle mi olacaktı ilk oynadığın dizi? Aceleciymişsin, beklemeyi ve bekletmeyi sevmezmişsin. Kar küresi koleksiyonu yapıyormuşsun. Evet. Çok güzel zeytinyağlı yemek yaparmışsın Kıvanç'tan gelen. Öyle mi? Küçük şeyleri kafasına takarmış Kıvanç'tan gelen. Evet, bunu da burada. Ne güzel övmüşsün. Bunu da mesele hallediyoruz aslında aranızda. Yılandan çok korkarmışsın yalandan korktuğun kadar. Eskiden spor salonuna gidermişsin artık evde hocanla çalışıyorsun. Efendim hayvanları sevdiğin için eve süt getiren sütçünün peşinden koyunların yanına gidermişsin. Bayağı bir sevdiğin bu neymiş ya? Satın aldığın her şeyi hediye paketi yaparmışsın. Sanki sana hediye gelmiş gibi evde açarmışsın. Baya senin hanım deliliğe doğru gidiyor bak ben sana. Onu ben de yaparım biliyor musun? Ama çok keyifli oluyor. Özellikle internetten sipariş verince böyle hani sen ödemiyormuşsun. Ya bırak geliyor. Toplama. Şu yaptığın harekete bak. 4 yaşında baban balkonda içkisini yudumlarken şişeyi alıp balkondan aşağı atmışsın. O ben değilim. Kıvanç o. Ha Kıvanç mı? <bu ya, pardon. gülüyor> Hocam aşağı şişe atmışsın baya birinin kafayı yanmışsın. Evet. Evet. Doğru. Çocukken Fenerbahçe maçı olduğunda kıyafetlerini giyer, bayrağını alıp televizyonun karşısına geçip seyreder misin? Doğru. Hiç ders çalışmamışsın, hep takıntısız geçmişsin. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuymuşsun. Doğrudur. Bunu bir olgunlukla karşıladım bu son söz. Doğrudur. Fransızca ve İngilizce biliyormuşsun. Almanca öğreniyormuşsun. Evet, Almancayı aslında kendim öğrenmeye çalıştım çünkü çok yakın bir arkadaşım Almanya'da yaşıyor ve yani belki 20-25 senedir beraber görüşüyoruz ve ondan öğrendim aslında Almancayı. Fransızca ve İngilizce var mı? O liseden. Sen benim adam. 4 yaşındayken su satanlara özenip evdeki bidonları önüne dizip sucu diye bağırmışsın bütün gün. Lisedeyken Rüya Ersavcı'nın sunduğu eşini seç yarışmasına katılmışsın ve kız seni seçmiş. Ya doğru. Ben o yarışmaları hatırlıyorum ya. Doğru. Eşini arada seçerek... paravan vardı. Evet, arada paravan vardı. Seni mi seçmişti kız? Beni seçti. Sonra yemeğe çıktık. Limuzin geldi. Ha, bütün komşular. Işte. Evet. Limuzinin geldiği yarışma. Limuzin geldi. İşte ne bileyim hem bayana hem bana takım elbiseler falan. Ben gittim onu evinden aldım. Yemeğe çıktık. Sonra eğlendik. Sonra bir şey oldu mu kızla aranızda? Yani bir yani olacaktı mı? Ama benim yaşım tutmuyordu. Ne? Yani benden büyüktü daha doğrusu.
olacaktı dediğin. Ona gülmedim de yani ben hayatımda ilk defa kıza yaşım tutmuyordu diyeni duydum da. Her sene küçükken kıyafetlerinle iskeleden düşer, boğulma tehlikesi geçirmişsin. Bu bayağı rutin halde yaptığın bir şey. Evet, küçükken Luna Park'a götürüldüğünde korkarmışsın. İlkokul 2. sınıfa giderken teneffüste parka gidip okula geri dönmeyi unutmuşsun. Ya bırak, arada kaçıyordum okuldan. Asla koyun eti yemezmişsin. Başka bir insana sinir edecek kadar sakin ve rahat biriymişsin. Doğru. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani karşı taraf rahatsız oluyor ama hani ben... Rahatsız. Sen rahatsız oluyor musun böyle bir şeyden? Ya alıştım diyelim. Başta daha çok rahatsız oluyordum. Sizin ikinize böyle bir nur inmiş gibi ya. Valla otur bunların yanında böyle için geçsin. 2 dakika sonra inceden kıyıl yani kenarda. Ne oldu oğlum niye uyuyor? Ya Kıvanç'la Sedef geçti buradan da. Öyle bir inceden içim gitmiş falan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,